Ve hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Orhan Tarçın hocam geliyor. Buyurun. Hocam nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim, iyiyim. Hocam bugün önemli konular konuşacağız. Özellikle az önce hocamızın da bahsettiği probiyotik beslenmeden bahsedeceğiz. Evet. Ama ondan önce bir probiyotik demişken Naci Bey'le bir ekmek sohbetimiz olacak. Az sonra ekmek tarifi de vereceğiz ama biz Çeşme Belediye Başkanımız çok sevgili Ekrem Orhan'la Kara Kılçık Buğday Hasatı'na katıldık. Orada hasadın püf noktalarını öğrendik, doğal ürünleri konuştuk, Çeşme'nin doğal ürünlerini konuştuk. Çok keyifli zamanlar geçirdik. Başkanıma, güzeller güzeli eşine ve Çeto'ya buradan sevgilerimi, selamlarım yok. Güzel görüntüler ve tam olarak Kara Kılçık ekmeği de şu an önümüzde duruyor galiba, şu değil mi? Kara Kılçık ekmeği. Şöyle gösterelim, evet. Naci Bey, tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Anlatalım, nasıl yapılıyor? Efendim, atalık tohumlar arasında yer alır. Kars kavulca var. Kara Kılçık ekmeğimiz var ve Kastamonu çeyizimiz var. Evet. Bu üçü de atalık tohumlar içerisinde yer alır ve genetiğiyle oynanmamış tohumlardır bunlar. Hocam da daha iyi bilir kendisi. Ve Anadolu ekmeğini tanıtmak istedim en başta. Anadolu ekmeğini nasıl tanıyabiliriz? Çünkü biz Anadolu ekmeğinden koptuk. Yani doğru. Şöyle söyleyeyim. Endüstriyel maya, sanayileşme gelince biz uzaklaştık. Anadolu ekmeğini şu şekilde başlayayım. Anadolu haşhaş tohumlu, zerdeçal tahıllı ekmeği, evet. Çavdarlı köy ekmeği, tam tahıl ekmeği, safranbolu ekmeği, esmer köy ekmeği, tam buğday ekmeği, mor pancarlı ekmek, antik köy ekmek. Ve yani saymakla bitmiyor aslında. Bitmiyor, evet. Bitmiyor. Çok çeşitli ve hakikaten. Bu ürünlerin hepsi çağlanan... Ortak özelliği nedir? Ekşi maya. Ekşi maya. Ekşi maya. Bunların hepsi ekşi mayayla yapılıyor. Ama günümüzde ekşi maya çok artık dillerde dolanmaya başlayınca bu farklı şekilde kullanılmaya başladı. Ekşi mayayı nasıl tanıyabiliriz? Onu bir anlatmam gerekiyor. Çünkü burada herkes yazıyor ekşi maya bulunur diyor ama ekşi maya değil. Bizim ülkemiz... Nasıl anlayacağız peki biz? Evet, burada mühür onun. Bu şekilde. Bunun içinde gözenek yapısı olur. Ha, gözenek yapısı evet, önemli. Bu bunun mühürü ve silikonizedir. Ve 8 ve 10 gün bayatlamaz. Şöyle tutalım, gösterelim. Şu şekilde. 8 ve 10 gün bayatlamayacak. Bayatlamaz. Gözenekleri geniş geniş olacak. Evet. İril ufaklı eşit gözenekleri olacak. Ve ülke olarak şu şekilde bir hatamız var. Bir 1,5 saat ve 4 saat arası fermenter ekmek yapıyoruz. Bu çok yanlış. Ve bu bizi hep beraber bir kamyona bindik. Dandun gidiyoruz. Yani 30 saatte çıkartmamız lazım. Şu tezgah anladım. 30 saatlik fermenteyle yapılan bir 30 ekmek. Saat boyunca fermente evet, edilen soğuk, ekşi maya ekmekleri. Evet. Mayamız nerede burada? 216 yıllık Selanik. 216 yıllık. Evet. Hocam ne diyorsunuz? Müthiş değil mi? Kesinlikle. Tabii ben buna katılıyorum. Zaten ekşi mayanın çoğu genelde 2 veya 3 günde yapılır. Hani 30 saatten aşağı olmaması vay, gerek. Tabii vay, bu olağanüstü bir şey. Bu evet yani 30 yıllıktan bahsediyorum. Bir de 55 yıllık kurutulmuş çavdarım var. O çavdar biraz daha zor bir maya olduğu için onu kurutmak zorunda kaldım. Çünkü kontrol etmek imkansız. Evet. Bu maya size kimden geçti peki? Bu Selanik göçmeli bir ninemiz var. Zeynep Nine, Allah rahmet eylesin, öldü. Ona da kaynanasında mübadele sırasında da Selanik'ten geldi. Yani bu artık savaşta gördü bu maya. Nasıl sürdürülebiliyor peki bu mayanın çünkü ömrü? Ekmek bizim ilk temel besin kaynağımız ekmek olduğu için ekmek önemli. Ekmek çok, davası, çok. Ekmek parası, her şey ekmek demişiz. Şimdi gelirken hep mayasını yanında tutuyor. Çünkü ekmek yapacak. Evet. Yenecek başka bir şey yok. Ekmek yapmak zorunda. Evet. Bu şekilde... Ama özümüzden kopmamamız gerekiyor. Ama Anadolu ekmekleri varken iki ekmek daha var. İskandinav çavdarı ve Alman dağcı çavdarı. Bunlar da Avrupa ekmekleri şu olarak çavdarı iyi. Çavdarı ekmeklerini çok severim ben ya. Evet. Ben giderken... Tabii. Hepsini diye vereceğim. Çok severim. Bir de şu şekilde izah etmem gereken hocam, nokta. Hocam kek pasta ya. Vallahi evet. Çavdarı ekmeği. Yani benim en çok tercih ettiğim ekmeklerden bir tanesi çavdarı ekmeği. Ve yumuşak olmaz. Yani evet, şu taş taş. Gidiyor, evet, sert olur. Fırına gidiyoruz çavdarı ekmeği diyoruz. Çavdarı ekmeği diyoruz. Diyor. Yani böyle fosfos olur, böyle olmaz. Çavdar ekmeği yoğun olur, atalıktır olmayacak. Yani. Evet, böyle taş gibi olacak aynen, değil mi? Sert aynen. Sert olacak. Peki, bugün bizim için bir tarifiniz var. Evet, Kastamonu siyez ekmeği yapacağız. Siyez ekmeği evde nasıl yapılır ki? Hocam aslında kadınlarımız mutfakta artık son derece bilinçlendi. Yoğurdundan lor peynirine kadar her şeyi, ekmeğimizi artık evet. Evde yapıyoruz değil evet, mi? Evet, aynen. Bugün aynen. Şimdi mutfağımızda inşallah. İnşallah beraber yapacağız. Geçelim mi tabii, mutfağımıza? Tabii. Hocam siz de gelirseniz çok mutlu tabii. Oluruz. Mutfağımızda... Ev yapımı ekmek tarifi vereceğiz. Bu arada Ebru'cum 20 dakika sonra bir brownie'miz vardı. Hocam öyle durabilirsiniz. Brownie'miz zannedersem pişti. Evet, evet tadına bakacağım. Öyle açık göstermek de olmaz. Bir kaşık alabilir miyim şefim oradan? Tamam benim. Bir bakayım ya o brownie ne oldu? Kavanoz brownie yapmıştık eğer hatırlayacaksınız. Çok sıcak mı? Yok tam yemek için. Ay şey anlamında. Şöyle bir göstereyim önce. Ay sen ne yaptın ya? Evet şöyle. Brownie yapmış.
Efendim siz tarife başlayayım, ben şunu tatlıya bakacağım da bütün görüntüde ben olmayayım. Evde çok kolay yapabileceğimiz bir tarif olacak bu. Yani en başta siyez ekmeği zor kabaran bir ekmek olduğu için ev hanımları, evde annelerimiz bunu zorlanabilir. Şimdi ben kolay bir tarif vereceğim. Ekşi maya zaten ayrı bir sanat olduğu için ilk önce kuru mayadan başlayalım. Ben 500 gram siyez unu döküyorum. Evet. 500 gram siyez ununa evde kolaylaştırması açısından 25 gram da kuru maya koyacağım efendim. Evet, Orhan Hocam'la da az sonra mide ve bağırsak sağlığımıza dair probiyotikler, psikobiyotikler. Doğru mu söyledim hocam? Tabii kesinlikle. Ekşi mayalı ekmek probiyotiklerden çok zengin. Zengin, evet. Tabii yememiz gereken de zaten ekşi mayalı ekmektir. Öneminden az sonra bahsediyor olacağız. Orhan Hocam'a sorularınız varsa telefon numaralarımızı da hatırlatmak istiyorum. 0212 702 42 42 telefon numaramızda bize ulaşıp hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. Tam olarak tarifimizden sonra devam ediyor olacağız. Evet. 500 gram siyez ununa 25 gram kuru maya koyacağız. Kuru maya koymadan evde yapamayız. Çünkü bu ustalık isteyen bir şey ve siyez unu çok zor kabaran ve zor bir ekmek. Ha. Evde çünkü ev hanımlarımız, annelerimiz yapıyor. Bir ikinci denemeden sonra bıkıyorlar. Bunu kolay, en başta kolaylaştırmamız lazım. Kolay evet. Yapacağız. Peki. Kolay olsun, basit olsun. Evet. Yormasın. 5 gram da tuz koyacağız buna efendim. Şöyle bir tuz koydum. 5 gram da tuz koyacağız. 300 gram su koyacağız buna. Evet. Çeşme suyu olmasa daha iyi olur. Yani güzel kaliteli su olması lazım. Ben ekmekte çok hassasım çünkü. Klorsuz olması daha evet, iyi. Evet. Yani hocam aslında ekşi mayalı ekmek tüketerek veya işte ne bileyim evimizde pratik şekilde yaparak probiyotik beslenmekte katkıda da sağlayabiliyoruz. Tabii, öyle değil mi? Yani normal beyaz ekmek tüketmek yerine ekmeği de bir şifa kaynağı haline getirmek bizim elimizde, tabii, öyle mi? Tabii, çok tüketilen bir gıda. Tabii burada zaten şimdi şefin de söylediği gibi burada kuru maya kullanmak önemli. Sürdürülebilirlik önemli. Yoksa her gün kendiniz hazırlamaya kalkarsanız evet. Zor olacak bu. Çünkü 3 evet, güne kadar uzayabiliyor. Peki. Karıştırdıktan sonra bunu çağlanım. Evet. Kusura bakmayın, özür dilerim, biraz şey oldu. Evet. Bir 5 dakika bir dinlendirmemiz gerekiyor. Daha iyi olur. Kendine şöyle bir gösterelim. Ustam şu şekilde. Ha, şöyle bir gösterelim. 5 dakika dinlendirdikten sonra şöyle bir teflon kaba alıp 45-50 dakika yatırdıktan sonra 220 derecede fırında pişiriyoruz. Bu kadar. Çok güzel. O zaten az sonra açılacak, edilecek. Bu arada evet, ben brownie'yi yani inanılmaz olmuş. Yani içi baymayan, çok böyle vıcık vıcık şekerli değil. Gerçekten nefis bir tarif olmuş. Seni ayrıca tebrik ediyorum. Seninle gurur duyduk gerçekten, en az ailen kadar. Konuğum olduğun için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ebru'ya bir alkış rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Seni oradan uğurlayabiliriz. Şimdi birazcık beklemesi gerekiyor dedin. Sonradan evet, yavaş yavaş. Evet. 45 dakika sonra pişme kıvamına gelecek. Evet. 220 derecede 45-50 dakika pişirip afiyetle yiyeceğiz. Hocam 3 dakika bile sürmedi aslında. Bu kadar basit. Bakarsınız evet, değil evet, mi? Tabii ki zor bir şey değil. Yani çok kolay. Tabii. Peygamber Efendimiz bile zorlaştırmayın, kolaylaştırın diyor. Biz evet, her şeyi zorlaştırıyoruz. Doğru söylüyorsun. Her şeyi zorlaştırıyoruz. Ekmek mi yapacağım evde, yağ diyorsun. Buyurun 3 dakikada üç dakika, size tarifimiz evet, geldi. Ve sağlıklı. Peki. Evet, kesinlikle. Yani kurumaya olmasına rağmen. Evet. Doğru. Peki. Hocam oturalım mı birazcık? Tabii ki. Neden ekşi maya tercih etmeliyiz bir konuşalım. Oradan da isterseniz probiyotik bize ne sağlıyor? Probiyotik besinlerin faydaları neler? Neden probiyotiklere ihtiyacımız var? Probiyotik nedir? Prebiyotik nedir? Psikobiyotik nedir? Konuşalım. Tabii. Şimdi probiyotikler bağırsaklarımızda bulunan ve bize faydalı olan, organizmaya faydalı olan bakterilerdir. Evet. Virüsler ve mantarlardır. Aslında genel adı mikroorganizma ama genelde %95'in üstünde bakteri olduğu için biz genel olarak bakteri terimini kullanıyoruz. Evet. Yani sonuçta bağırsaklarımızda bizim 1,5-2 kilogram kadar bakteri var. Hı hı. Ve bunların bir kısmı vücuda o kadar yararlı ki bunlardan kurtulmak diye bir şey yok. Aksine bunların %85'i iyi bakterilerdir. Onların biz miktarını arttırmalıyız. Ha, prebiyotiğe gelince probiyotikler faydalı bakteriler. Ama prebiyotiklerde bu faydalı bakterilerin gıdasıdır. Gıdası. Yani besinidir. Biz doğru beslenerekten bu iyi bakterilerin miktarını vücutta arttırabiliriz ve böylece daha sağlıklı oluruz. İnce bağırsaklardan sindirilmeden geçiyorlar ve kolonda fermente oluyor probiyotik gıdalar, prebiyotik gıdalar. Evet. Başta anne sütünde olmak üzere lifli besinlerde mesela buğday, arpa, çavdar, soğan, sarımsak, kereviz, pırasa, kuşkonmaz, enginar, muz, evet, elma ve bunun gibi besinlerde bulunuyorlar. Peki probiyotiklerin etki mekanizmaları nelerdir hocam? Şimdi
Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Biraz evvel ekmekten bahsettik. Dikkat ederseniz prebiyotik gıdaların arasında buğday var, arpa var, çavdar var. Saydık. Ekmekleri saydık yani gibi oldu. Yani biz glutenden, evet. glutensiz beslenerekten hani siz bu tahılı ortadan kaldırdığınız zaman işte o zaman bu iyi huylu bakterileri, probiyotikleri besleyememiş oluyorsunuz. Bu sefer kötü huylu bakteriler artıyor. Ne buna oluyor o denge bozulunca hocam? Lazım. Neler olabiliyor? Denge, şimdi o zaman disbiyoz istiyoruz. Denge bozulunca iyi huylu bakteriler azalır, kötü huylular artar ve bu bizde hastalık yaratır ama mekanizma şu. Şimdi iyi huylu bakterilerin özelliği şudur. Bir, bağırsaklarımıza bulunurlar. Kötü bakterileri azaltmak için özel bir madde salgılarlar. İkincisi, bağırsak duvarına kötü bakterileri yaklaştırmazlar, uzak Doğru tutarlar. Yani. Tabii onların bağlanmasını engellerler. Bir üçüncüsü, kalın bağırsağın en iç tabakasının beslenmesini özel birkaç molekül sağlar ve onu da iyi bakteriler üretirler. Siz iyi bakterileri yok ederseniz antibiyotikle veya mide ilaçlarıyla o zaman tabii ki sorun ortaya çıkacak. Bağırsak mukozası da beslenememiş olacaktır. Disbiyozis. Evet. Şimdi disbiyoziste olan şey şu. Bağırsakta beslenmeye bağlı olarak olabilir ama bazen genelde Türkiye'de antibiyotik kullanımına bağlı olarak bir de midede özellikle mide ilaçlarını biz çok sık kullanıyoruz ya. Mide ilaçlarını çok fazla kullanırsanız mide asidi ortadan kalkmış oluyor. Zararlı birçok bakteri bağırsaklara geçiyor. Bağırsaklara geçince mekanizma şu. Bakın disbiyozis olduğu zaman patojen hücreler, kötü mikroorganizmalar bağırsak duvarına daha çok yaklaşıyor. Şimdi gıdalar emileceği zaman en küçük moleküle kadar indirilir. Hücre zarından buradan girer, buradan arkaya geçer, oradan kan dolaşımına katılır. Ama eğer ki siz disbiyozise girerseniz, disbiyozis olursa bu dengeyi iyi koruyamazsanız o zaman hücreler arası mesafe açılır. Zaten geçirgen bağırsak sendromu deriz buna. Hücreler arası mesafe açılınca büyük moleküllü gıdalar direkt olarak aradan kan dolaşımına katılır. Tabii kan dolaşımına katılınca vücut bunu yabancı olarak algılar. Mesela küçük bir protein parçası ile amino asit değil de koca bir protein molekülüyle karşılaşınca bunu alerjen kabul eder. Hemen astım olabilir, nefes darlığı olabilir, cildimizde kızarıklıklar ortaya çıkabilir. Bu disbiyozisten ve geçirgen bağırsak sendromundan dolayı. Ama başka şeyler de var. Örneğin tabii dışarıdan gelen bu hücreler arası boşluktan rahat giren bu gıdalar ve kötü bakteriler bir inflamasyona, iltihaba sebep olur. Eğer ki bu iltihap damar duvarında olursa ateroskleroz, damar sertliği olur. Ama bu sizin eklemlerinizi de tutabilir. Eğer ki eklemlerinizi tutarsa diz ağrıları veya romatizmal hastalıklar ortaya çıkar. Tip 2 diyabet yapabilir. Obezite yapabilir. Bu çok önemli. Ona hatta sonradan tekrar gireceğim. Karaciğer yağlanması ortaya çıkabilir. Kalp hastalığınız da olabilir. Sonuç olarak biz bağırsaktaki bakteriler arasındaki dengeyi sağlamak zorundayız. Yani gerçekten her şey orada başlıyor gibi şu anda. Bağırsak sağlığından başlıyor değil mi? Tabii. Acaba biz gün içerisinde ne kadar probiyotik ve probiyotiklerimizi besleyecek, prebiyotik tüketiyoruz diye düşünecek olursanız eğer. Mesela gün içerisinde probiyotik olarak kefir tüketiyor muyuz? Yoğurdumuzu yiyor muyuz? Lahana turşusu, tarhana, ekşi mayalı ekmek, boza, şalgam, kimchi hatırlayacaksınız Japonların turşusu, idli. Hocam idli nedir? İdli bir Hindistan yemeğidir. İçinde mercimek vardır. Yine bizde de mercimek vardı diyebiliriz aslında. Tabii. Kombucha yine ve miso. Probiyotik açıdan çok zengin. Evet. Prebiyotik olanlara da dilerseniz bakalım ne kadar tükettiğimizi görmek için muz, elma, kuşkonmaz, lahana, yer elması, enginar, sarımsak, soğan, kuru baklagiller, tam tahıllarda ve patatesde de bolca miktarda prebiyotik aslında bulabiliyoruz. Peki günün sorusuyla devam edelim. Hocam bu arada bununla ilgili eklemek istediğiniz var mı? Probiyotiklerle ilgili obezite dediniz. Bir ayıracağım onu dedim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu bizim bağırsaklarımızdaki bakteriler aslında orada figüran değil. Asıl aktrisler bunlar. Şimdi bakın bazı lifleri alırız biz ve bu ince bağırsağa geçer, kalın bağırsağa gider. Eğer ki sizin kalın bağırsağınızda bu liflerin orta zincirli olanlarını özellikle parçalayabilen bakteriler varsa ondan bir güzel enerji elde ederler. Hatta aldığımız enerjinin %10'unu ondan elde ederler. Ve arkasından kişi az yiyorum da dese kilo alır. Hani derler ya su içsen bile yarıyor. Aslında bağırsaktaki bakterileri bozuk kişinin orada. Ha, bağırsak bakterileri düzenlendiğinde yani belki de kilo sorunu olmayabilir. Tabii, sonrasında. Yani siz uygun prebiyotik alırsanız kilo da verebilirsiniz. Bu çok önemli. Ki bakın şöyle bir deney yapılmıştır. Bu bizim tarafımızdan defalarca gözlenen bir şey. Şimdi
Hayvanlar üzerinde yapılan, obez hayvanlar üzerine yapılan bir deneyde obez hayvanın dışkısını veya gaytasını alıp içindeki bakterileri üretip zayıf farelere verildiği zaman zayıf fareler de şişmanlamıştır. Anladım. Çünkü hatta zayıf farelere daha az miktarda gıda verilmiştir ama yine o kilo almışlardır. Anladım. Onun için beslenmemize kilo vermek de istiyorsak çok dikkat etmeliyiz ve bu probiyotik bakterilerin iyi olanlarını beslememiz gerekiyor. Beslememiz gerekiyor, ihmal etmememiz gerekiyor. Tabii yani her gün mutlaka kefir, evet kefir alacağız ama kefiri evde yapmak açıkçası biraz zordur. Ben onu özellikle vurgulamak isterim. Evet. Yoğurt ama yapılabilir. Bir de probiyotikli yoğurt var. Yoğurda iki bakteri daha katılır. Probiyotikli yoğurtlar biraz daha önceliklidir bu konuda. Bakıyorum ben de neler tüketiyorum diye arada hocam. Şimdi günün sorusuna geçelim mi? Evet. Bu çok duyduğumuz bir terim değil aslında. Hocamızdan dinleyeceğiz belki de ilk defa. Psikobiyotik. Psikobiyotik nedir? Psikobiyotikler yine bağırsakta bulunan bakterilerdir ama bunların özel nörokimyasal bazı maddeler salgılarlar. Bu maddeler kana karışır, beyne gider ve beyni etkiler. İyi veya kötü yönde. Depresyon oluşturabilir. Var olan depresyonu ortadan kaldırabilir. Hatta bağırsaktaki bakteriler o kadar etkindir ki bu Alzheimer hastalığını ve Parkinson'u da biz yine açıkçası bağırsak bakterileriyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Hatta disbiyozis olduğunda bağırsak duvarındaki hücrelerde özel bir madde birikiyor. Aynıları beyinde de bulunmuştur. Yapılan birçok araştırma sindirim sistemimizde yaşanan mikroorganizma topluluğumuzun yani mikrobiyatamızın zihnimizle iletişim halinde olduğunu söylüyor. Mikrobiyatamız doğduğumuz andan itibaren beslenme şeklimiz, yaşam alanımız gibi çeşitli faktörlerle şekilleniyor. Sadece evet. Bize özel bir hale geliyor. Bu organizmalar bağışıklık sistemimizi oluşturuyor, yemeklerimizi sindiriyor, enfeksiyona karşı savaşıyor ve zihinsel fonksiyonlarımız için gerekli nörokimyasalları salgılıyor. Evet. Zihinsel aktivitemize destek olan bu mikroorganizmalara da psikobiyotik deniyor. İlk defa aynen, diyoruz bir tabii terimi. Ve biz bunları artık antidepresanların yanına ekliyoruz ama şöyle antidepresanları verirken herhangi bir probiyotik kapsül vermiyoruz. İşin açıkçası bu psikobiyotik dediğimiz bakteriler herhangi bir karma preparatta yok. Bunları ayıraraktan izole ederek sayısını arttırıp şu anda deneysel olarak birçok yerde bu kullanılmakta. Öyle antidepresanların yanına veriyoruz. Ama ben probiyotik alıp depresyondan kurtulayım diye bir şey yok. Ama ve kullandığınız antidepresanın etkisini olumlu yönde o kadar arttırabilir ki. Ve gelecekteki tedavilerden bir tanesi şu olacak. Bizim bağırsağımızda 2000 tane bakteri var ama psikobiyotik olarak modumuzu yükselten, moralimizi yükselten bazı bakterileri arttırmalıyız. O zaman bu 2000 bakteri arasından hangileri buna etki ediyor? Şu anda zaten bu izolasyon çalışmasındayız ve ileride bağırsak florası veya mikrobiyatası bakterileri çok daha fazla konuşulacak. Çünkü 1,5-2 kilogram bakteri var. Genom DNA miktarı vücudumuzdakinin %99'u bakın orada dışkı resmi görülüyor. Gerçek elektron mikroskopi fotoğraftır o. Nedir hocam? Dışkının arasında bakterileri görüyorsunuz. Bu dışkının elektron mikroskopik fotoğrafı. Arada böyle evet bakterileri görüyorsunuz pembe renkli olan. Diğerleri de prebiyotik demiştik ya biraz evvel. Evet, İşte evet, o aradakiler de prebiyotik oluyor. Burada da daha değişik bakteri tiplerini görüyorsunuz. Elektron mikroskopik olarak dışkının görüntüsü budur ve buradaki iyi bakterilerin sayısını da tabii biz arttırmalıyız. Tabii ileride bu yani 1,5-2 kilogram bakterinin DNA'sı, genomu ürettikleriyle bunun figüran olarak orada düşünülmesi mümkün değil. Onlar da bazı maddeler salgılıyor ve vücudumuzda sadece beyine değil diğer organlarla yine yakın ilişkisi var. Ama bunun giderek daha çok çözüleceği ve bağırsak mikrobiyatasının daha önemli olacağını düşünüyoruz. O zaman iyi bakterilerimizi koruyacağız. Onları besleyeceğiz sağlıklı olabilmek için. Olabilmek için. Hocamıza sorularınız varsa bu arada telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. 0212 702 42 42 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Peki hocam bağırsaklar o zaman aslında birazcık anladım gibi ama yine de sormak istiyorum. Daha detaylı anlatmanıza fırsat vermek için. Bağırsaklar tamam. Neden o zaman ikinci beynimiz? Şimdi aslında bağırsakların kendine ait bir refleks sinir sistemi vardır. Şöyle bağırsağın içinde eğer gıdalar birikir, gerginlik yaratırsa bağırsağın duvarındaki alıcılar bunu algılar ve merkeze gönderir ama beyne değil kendi merkezine gönderir ve merkez refleks bir hareketle o dışkıyı ilerletir, hareket ettirir, evet, çıkışa evet. Doğru. Şimdi bu bir reflekstir ama asıl
beynimizdeki nöronların yani beyin hücrelerinin 1/3'ünü bağırsak bulundurduğu için bağırsak bir ikinci beyin olarak adlandırılmıştır. Ama sonradan şunun farkına vardık. Bakın evet beyindeki hücrelerin 1/3'ünü bağırsaklar bulunduruyor ama şöyle bir şey var. Bağırsaklar matematik problemi çözemez, öğrenemez, bilgi biriktiremez ama hareket ettirir. İçindekini otomatik reflekslerle ilerletir, çalkalar. Suyuna emilmesi için başka mekanizmaları da vardır. Ama şöyle bir şey var. Tamam dedik biz o zaman. Bağırsak demek ki kendine ait sinir sistemi var ama çok aktif değil. Sonradan şunu fark ettik. Bağırsaklar değil de bağırsakların içindeki bakteriler çok aktif. Bunlar dehşet derecede bir şeyler salgılıyorlar. Sindirim sistemimizi güçlendiriyorlar ki daha doğuştan itibaren o zaman bu mikrobiyatadan dolayı ikinci beyin denilmeye başlandı. Bağırsak, beyin ve mikrobiyata ilişkisini aslında şu anda izleyenlerimiz de ekranda görüyorlar hocam. Evet. Evet. Bağırsak, beyin ve mikrobiyata ilişkisi var. Mikrobiyata özel maddeler salgılar, kana salınır, beyni iletir. Ama beynin de şöyle bir etkisi var. Beyinde iki tane kafa çifti sinir vardır. Yaklaşık parmak kalınlığındadır. Yemek borusunun önünde arkasında aşağı iner. Mide ve bağırsakları sinirlendirir, ileti sağlar. Yani sonuçta ikisinin arasında çok yakın bir iletim vardır. Hem evet, sinirsel evet, var. Sinir lifleriyle hem de hormonal olarak vardır. Evet. Tıbbın babası sayılan Hipokrat'a göre bütün hastalıklar bağırsakta başlar. Bağırsak hastaysa vücudun geri kısmı da hastadır. Evet. 75 yıllık yaşam süresince ortalama 30 bin ton gıda, 50 bin litrelik sıvının geçtiği düşünülen sindirim sistemi milyonlarca zehrin ve tehlikenin aslında üstesinden gelebilmektedir. Tabii. Aslında ne kadar güçlü. Dehşet bir şey. Öyle bakın 30 bin ton siz gıda alacaksınız. İçinde bakteri var, virüs var ve toksin var. Ve bu mideden aşağıya geçecek bağırsaklara. Ve orada detoksifiye edecek veya kötü olanlar yok edilecek. Evet. Eğer ki bağırsağınız hastaysa, geçirgense o zaman problem vardır. Bu bakteriler vücuda girer. Yani Hipokrat'ın dediği burada aslında doğru. Doğru. Sağlıklı bağırsağınız yoksa her şey içeriye girecektir. O zaman zaten diğer hastalıklar da ortaya çıkacaktır. Bağırsak florasının görseli var. Bağırsak florasını neyin desteklediğini de öğrenelim. Bağırsak florası hangi koşullarda hocam bozulabiliyor? Görselimizde zaten az sonra ekrana gelir. Evet. Bağırsak mikrobiyatısı yani florası. Evet. Şimdi eskiden flora kelimesini kullanıyorduk. Artık mikrobiyata diyoruz. %85'i, %15'i kötü ama bunların bir kısmı virüstür. Bir kısmı, evet. Bir kısmı da mantardır. Doğal olarak mantar aslında içimizde vardır bağırsaklarda. Ama son zamanlarda çok duyulan bir şey var. Midemde mantar var veya bağırsaklarımda mantar evet, üredi diye. Evet. Aslında bunlar doğal olarak vardır. Tabii bunların genomuna da mikrobiyom denemek demekteyiz biz. Bu görüntüler değil mi hocam? Evet, bakın önce? Yani bağırsak dehşet bir organdır aslında. Sadece dışkı depolayan bir organ değil. Özellikle immün sistemde bağışıklık üzerinde çok etkilidir. Bizim yalnız şöyle tavsiyelerimiz var. Eğer ki sizin hani mikrobiyatınızın iyi olmasını istiyorsanız iyi besleyin diyoruz ama bir de başka faktörler var. Bir, doğum normal doğum olmalı. Çünkü normal doğumda 4. günden itibaren bağırsak florası oluşur. Ama sezaryanda 30. gündür bu. İkincisi anne sütü çok etkindir. Anne sütüyle beslenmesi gerekir. Çünkü anne sütünün içinde prebiyotik maddeler vardır ve iyi bakterilerin mide bağırsağımıza evet, yerleşmesini sağlar. Bu çok önemli. Parmak izi demiştik bağırsaktaki bakteriler evet. Herkes de farklıdır. Bunda anneden alınan bakterilerde, genetik faktörlerde ve bir de en önemlisi yediklerimiz, aldığımız gıdalarda bu bakterilerin içeriğini belirler. Parmak izi dediğiniz her insanın kendine has bir mikrobiyatası var. İnsan mikrobiyomunda 3.3 milyon gen var ve bunun %99'u bakteriyel kökenli bilgisi. Kesinlikle burada. Yani söyleyelim. İnsan zaten şöyle adlandırılıyor yani halobiyont deniyor süper mikroorganizma. Biz aslında yürüyen mikroorganizmalar topluluğu olarak adlandırıyoruz bunu. Evet. Şu anda cildimizde en az 100 gram bakteri vardır, akciğerimizde de vardır. Sadece bağırsağımızda değil tabii ki. Sadece bağırsağımızda değil. Bağırsak mikrobiyası neden önemli diye baktığımız zaman zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını önleyerek konağın savunmasındaki olumlu etkilerin yanı sıra birçok metabolik olayda da görev alıyor. Tabii üretim mesela, yapıyor. B12 vitamini hocam. Evet K vitamini. K vitamini. Fermentasyon sonucu kalori. Bu ne demek hocam? Fermentasyon şöyle. Biraz evvel bahsettiğimiz prebiyotik gıdalar ince bağırsaktan sindirilmeden kalın bağırsağa gider. Kalın bağırsakta bu bakteriler o sindirilmeyen besinleri alır, parçalar ve enerjiye çevirir. Ama çok fazla enerji üreten bakterileriniz varsa obeziteye bile neden olur demiştik. Ama sonuçta girip ağızdan girip atılacak olan gıdaları bizim sindiremediklerimizi o bakteriler yakalar, parçalar ve enerji elde eder ve vücuda katkıda bulunur.
Peki, bilgi ekranı tekrar gelsin istiyorum. Dispiyozisi konuşalım hocam tekrar. Az önce daha kısa geçtik. Dispiyozis ile hastalıkların ilişkileri ya da ilişkileri olabilecek hastalıkları konuşalım istiyorum hocam. Dispiyozis nedir? Buyurun. Dispiyozis, bağırsaktaki bakteriler arasındaki dengenin bozulması demiştik ya. Hani nedir bu? İşin açıkçası denge bozulduğu zaman çeşitlilik azalır. Örneğin şu anda 2000'e kadar bağırsak bakterisi çeşitliliğini biliyoruz biz artık. Arttığını biliyoruz ama siz eğer antibiyotik kullanırsanız 500 ana gruptan 100 tanesi kaybolur, 400'e düşerse bu bir dispiyozistir. Yani bakteriyel çeşitliliğin azalması dispiyozistir. Bu sorun yaratır. Hı hı. Vücuttaki mekanizmaları bozar. Biz aynı zamanda kötü olanlar artar. Dediğim gibi kötü olanlar arttığı zaman bağırsak duvarına, çeperine yanaşıp daha sonra buradan içeriye girebilirler. Bir de dispiyozis olduğunda geçirgen bağırsak olur. Bunun ne demek hocam o? Geçirgen bağırsak eğer ki bu çocuklarda özellikle çocukluktan itibaren oluşan bir şeydir ama eğer ki dispiyozis varsa, iyi beslemiyorsak, bakteriyel denge bozulduysa bağırsaktaki hücrelerin arası açılır. Hücreler arası boşluk açıldığı zaman büyük partiküller bağırsaktan geçirgen bağırsak sendromu. Evet, geçirgen bağırsak sendromuna neden olur. Sevgili Neslihan Atagül'ün zannedersem rahatsızlığı. Ha evet, geçmişte böyle bir şey konuşulmuştu. Önemlidir bakın. Eğer ki vücudunuz tanımadığı bir proteine maruz kalırsa, normalde bağırsağımızdaki şu gıdaların hepsi küçük moleküllere ayrılır. Örneğin karbonhidratlar glukoza ayrılır. Öyle duvardan geçer. Önce hücre duvarı, hücrenin içi, oradan arka tarafa geçer. Veya yağlar yağ asidine dönüşür. Proteinler amino asidine, küçücük bir moleküle dönüşmeden bağırsak duvarından içeriye geçemez. Ama geçirgen bağırsak olduğu zaman olay felaket. Büyük protein molekülleri, bu eksama deriz, alerji, yüzde kızarma. Evet. Bunun önemli bir kısmında mikrobiyatı da bozulma vardır. Çünkü geçirgen bağırsak oluyor. Tabii bir de özel bir madde var. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Geçirgen bağırsak olduğunu tespit için bizim 3-5 tane yöntemimiz var. Ama bir tane hücreler arası sıkı bağlantı noktası vardır. Zon deriz biz. Bu zonda zonulin denen bir protein var. Eğer ki biz böyle bir şeyden şüpheleniyorsak zonulin ölçümü yapıyoruz. Yükselmişse o zaman geçirgen bağırsak olma ihtimali var diyoruz. Ama aynı zamanda diğer bakteriyel testleri de buna ekliyoruz. Ekliyorsunuz, o şekilde teşhis ediyorsunuz. Ve ondan sonra da ona yönelik tedaviler yapılıyor tabii ki. Ekrem Bey zannedersem telefon attığımızda şu anda. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi çalışmalar. Teşekkür ediyoruz. Başarılı duyuyorum çalanı. Sağ olun, buyurun. Orhan Hocam da ayrıca teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Buyurun. Duyuyor musunuz? Evet evet, dinliyoruz. Duyabiliriz. Evet. Ekrem Bey. İzliyorum sizi. Evet hocam, size şunu söyleyeyim. Ben mideyle ilgili büyük problemler yaşadım. Yine şöyle diyeyim. Halen devam ettiğim ilaçlarım var. Ama ben sonucu varamadım. Rahatsızlığımı belirteyim size özellikle. Evet. Yukkunca almada, nefesten ziyade bir gecede 3 defa şeye gitmem oldu benim. Hastaneye gitmem oldu. Özellikle veya normalde devlette. Neydi acaba maalesef buradaki ana şikayetiniz neydi? Şimdi hocam askerde yani ağrı mı, ağzı acı, ekşisi gelmesi mi? Ağrıdan ziyade gıdaların gelmesi mi? Evet işte çok acı çekmedim. Ben Ege'liyim sonuçta, Ege yemeklerine Milaslıyım. Aslında İstanbul'dayım şu anda. Şimdi hocam şöyle bir şey. O tıkantı bende böyle nefes almadan ziyade yukkunç alırken tamamen nefesim tıkanıyor halde. Hiç alamaz halde. Maalesef yemekte ve suyu yudarken dahi. Suyu yudumlarken dahi boğazım tıkandı oldu aynı şekilde. Şimdi tıkanır mı oluyor diyorsunuz, ben tam anlayamadım. Yutkunma güçlü oluyor yutkunma burada. Yutkunma güçlü çekiyorsunuz. Ve reflü denmiş burada anladığım kadarıyla. Evet hocam. Ama burada önce, pardon. Ben size açıklayayım şunu. Şimdi reflü demek midenin içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Reflükstan gelir, geri akım. Normalde yemek borusundan mideye girmeli gıdalar ama sizde geriye geliyor. Şimdi geri geldiği zaman, yemek borusuna asit girdiği zaman yemek borusu aside karşı dirençli değildir. Ve bu sefer yemek borusunun alt ucunda yanıklar olur. Ve yemek borusunun çok koordine hareketleri vardır. Yukarıdan aşağıya saniyede 2 cm hızla gıdaları ilerletir. Ama sizde yemek borusunun alt ucuna asit değdiği zaman o zaman orayı yakacaktır ve o düzenli kasılmalar ortadan kalkacak. Sizin yuttuğunuz gıdalar da burada takılacaktır. Kurşun boru gibidir. Hareketler düzensizleşir. Bir yukarıdan bir aşağıdan olunca gıdalar ilerleyemez. Evet, reflüde olan yutma güçlüğü buna bağlıdır. Ama sadece bu olmayabilir.
aşırı stresli, dikkatli, çok itinalı, bazı kafasına bazı şeyleri takan kişilerde başka durumlar ortaya çıkar. Maalesef. Vücutta hareket bozukluğu olur. Yemek borusunun hareketleri bile bozulur. Aşırı strese girdiniz, göğüste ağrı bile olabilir. Evet. Ve o zaman bunun başka yöntemlerle araştırılması lazım. Şimdi iyi bir endoskopi yapılmalı ama yemek borusunun hareketleri de ölçülmek zorundadır bunda. Gerçek tanıyı yaptırdım hocam onu. Için. Onu yaptırdım. Şunu diyeceğim size esas. Yani şey amaçla söylüyorum başından önce. Askerden önce şeye gittim zaten. Ülserim vardı kesinlikle. Ben endoskopiye gittim yine özel bir yerde. Ama orada çıkanlar da benim eksiğim şu. Bana liste verildi. Ben maalesef kötü olmasına rağmen tabii asla yanlış bir şey. Sigarayı bırakamadım maalesef. Yalnız olmamdan burada. O ayrı bir şey tabii. Şimdi bakın sigara direkt yemek borusunun alt ucunu gevşetir, midenin içeriği yukarıya çıkar. Yani birinci yapmanız gereken şey sizin şu ondan anda kurtulun. Sigarayı evet. bırakmak. Ha stres diyorsunuz. Yani stresten bırakamıyorum der genelde hastalarımız ama olay öyle değil. Maalesef. Doktorunuza başvurun. Bununla ilgili size gerekli destekleri sağlayacaktır. Biz de bize gelen arkadaşlara mutlaka bu yönde gerekirse psikolojik destek sağlıyoruz. Ondan sonra sigarayı aradan çıkartıyoruz. Ama sizin burada reflü diyetine uymanız lazım. Eğer ki bu diyete uymazsanız örneğin aşırı yağlı yiyecekler, bol kafein alırsanız, alkol alırsanız, yemek borusunun altını gevşeten ne varsa o zaman sizin için sıkıntı olacaktır bu. Ve lütfen reflü diyetine çok iyi uyalım. Ve en yakınınızda bulunan yine gastroenteroloji uzmanına başvurun. Evet. Sizinle ilgili gerekirse yemek borusunun asit ölçümlerini yapıp ona göre karar verecektir. Çok geçmiş olsun diliyoruz. Bir telefonumuz daha var zannedersem. Nergis Hanım galiba değil mi? Az sonra alacağım. Nergis Hanım birazcık bekleteceğim. Reflü dedi. Reflü tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesi stres mi dediniz hocam? Şimdi stres uykusuzluk yapar. Uykusuzlukta da maalesef reflüde artış olur. Ha, bu aslında bu yönden mi tetikliyor? Peki en çok görülen bu mide rahatsızlıklarının arasında reflünün dışında neler vardı hocam? Mide ülseri var. 12 parmak bağırsağı ülseri var. Ama son zamanlarda bunları daha az görüyoruz. Çünkü şu anda toplumda mide koruyucu olarak adlandırılan mide ilaçları o kadar yaygın kullanılıyor ki bu durumda kişilerde biz ülser görmüyoruz. Ülser görmüyoruz ama işte böyle bakteriyel dengede bozukluklar görüyoruz. Ülser yani bizim artık eskiden her gün gördüğümüz bir hastalıktır. Evet. Şimdi ayda bir veya işte ne diyeyim iki ayda bir gördüğümüz bir hastalık olmaya başladı. Biz dispepsi diyoruz. Psikojenik dispepsi çok artmaya başlardı son zamanlarda. Özellikle korona döneminde. Çünkü insanlar birçok şeyi içine atmaya devam ettiler. İçine attılar, biriktirdiler. Kişiliği güçlü olanlar da bunları bastırmasını bildi. Evet. Ve bu sefer içeride dönüp dolaşan şeyler ya mideye ya da başka bir yere vuruyor. Şiddetli ağrılar ortaya çıkıyor. Psikolojik olarak hazımsızlık, dispepsi dediğimiz bu durum önemli. Bir de huzursuz bağırsak ortaya çıkar. Sık görülen, bizim kapıdan giren, gastroenteroloji poliklinik kapısından giren hastaların %40'ında aslında psikojenik bozukluğun altta yattığı bir hastalık grubu var. Psikolojik hazımsızlık, psikolojik yutma güçlüğü ve huzursuz bağırsak sendromu ki bu %40 çok büyük bir oran. Ama şöyle bir şey var. Siz psikojenik demeden evvel bütün incelemeleri yapmalısınız. Biz her türlü incelemeyi yapmamıza rağmen tamam huzursuz bağırsak sendromu var size dediğimiz halde her yıl %12 oranında alttan organik bir hastalık çıkabilmektedir. Onun için çok iyi irdeleyip ondan sonra psikojenik demek gerekir. Peki hocam bir telefonumuz daha var zannediyorum. Günaydın Nermin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Teşekkür ediyoruz. Buyurun dinliyoruz, sorunuzu alalım. Hocama da teşekkür ediyorum bizi aydınlattığı için. Yayınınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Sizi sürekli takip ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederiz. Kaçırdığım zaman tekrar geriye sarıp da izliyorum sizleri. Çok mutlu olduk. Çok sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben hocama şöyle bir şey soracağım. Benim ailemde kanser olayı çok sık yaşadık. 3 ay içerisinde annemle ablamı 3 ay aralıklarla kaybettim. Başınız sağ olsun. Hangi tip kanserdi acaba? Annem pankreastı, ablam karın boşluğu dediler ama başınız sağ olsun. Sonuç çıkmadan vefat etti. Anladım. Anladım. Son evre olmuş. Sizi üzmek de istemem. Sadece burada şunu söyleyeceğim. Eğer ki annede birinci derecede akrabada böyle bir pankreas kanseri varsa sizin birinci derece akrabalarınızın taranması gerekiyor. Şeker hastasıydı ayrıca annem. Ben de şeker hastasıyım.
İki oğlum da şeker hastası. Sizin bu konuda taranmanız gerekecektir. Pankreas kanseri yönden yakın takibiniz gerekecektir ki bu da polikliniklerimizde iyi bir şekilde yapılabiliyor. Hatta pankreasa yönelik çok ince cihazlar var artık. 3-4 milimetrelik, 5 milimetrelik kanserler bile büyümeden ortaya konabiliyor. Hele böyle sizin ailenizde olduğu gibi bir birinci derece yakınızda pankreas kanseri var ise mutlaka takibinizi yaptırın. Bunun sonucunda kazanımlarımız tarama sonucunda gerçekten çok iyidir. İkinci kanser nedir acaba? Birisi pankreas kanseriydi. Yine sindirim yani, sistemi kanseri. Ablam karaciğer büyümesi dendi ama ölüm sebebi karın boşluğundaymış. Son evreymiş. Bir anda belirti veriyormuş. Teşhis konulmadan onu da kaybettik. Karın boşluğunun iç zarının kanseri olabilir. Mide kanseri olabilir veya kolon kanseri olabilir, bağırsak kanseri evet, ama ne olursa olsun. Evet, ablanızda da var. İki tane birinci derece yakınızda. 2015 Eylül'de ablamı kaybettim. 2017 Mart'ta erkek kardeşim 50 yaşındaydı. O da aynı karın boşluğu denmişti. Şimdi yani bazen bütün mide bağırsak kanserleri veya pankreas kanserleri karın boşluğuna yayıldıktan sonra tanı konulabilir. Bu durumda çok fazla tipinin ayırt edilmesi için uğraşılmaz. Belki de daha başka bir odaktan kaynaklanmıştır. Fakat sizde şu anda ailede 3 bireyde sindirim sistemi ile ilgili kanserler var ve bu durumda bütün birinci ve ikinci derece akrabaların taranması gerekir. Evet. Şimdi Nermin ablacığım. Efendim. Sizin aslında kendinizle ilgili başka bir şikayetiniz vardı değil mi? Evet, şişkinlikle ilgili. Şişkinlik var. Onu bir anlatır mısınız hocama? Aynen, ablamda gibi demesem de yani o son zamanlarda nefes alamıyordu, yürüyemiyordu. Kalp zannettiler. Araştırma sonucunda karaciğer büyümesini öğrendiler. Ama şu anda ablamın 47 yaşındaki oğlunda da midesinde 2,5 milimlik kanser teşhisi kondu. Haftaya ameliyat dedi doktor. İkinci derece akrabada bir kanser daha var. Evet. Bu tabii kişinin birinci ve ikinci derece akrabaların özellikle taranması lazım. 47 yaş çok erken bir yaş. Evet. Sigara içimi var mıydı acaba? Yine risk faktörleri var mıydı? Bu 47 yani annemde ablamda yoktu ama kardeşim içiyordu galiba. Şimdi yeğenim de içip içmedi onu tam bilmiyorum. Bende de sürekli şişkinlik var. Evet. Şeker ilacı alıyorum ama düzensiz beslenme var bende. Ben şu anda... Nermin ablacığım bak bizi o kadar seyrediyorsun, beni o kadar seviyorsun. Hı. Nasıl olur düzensiz beslenme? Bu kadar ya, ailende üzüntüler yaşamışsın. Azıcık dikkat etsen kendine. Evet, ben zaten kahvaltı masamı az önce topladım. Sizi izlerken kahvaltı yapıyordum. Ben bir şey söylemek istiyorum burada. Endişe etmeyin. Tek bir şişkinlik kanserin belirtisi değildir. Ama bir kanser, ileri evre bir kanser her türlü şikayeti ortaya çıkartabilir. Şişkinlik olabilir, gaz olabilir, dışkılama bozukluğu olabilir. Evet. Olur da olur ama burada siz tabii ki bunların görülme sıklığı, bu kanserlerin görülme sıklığı, bu şişkinliği olanlarda kanser görülme sıklığı yaklaşık 1/3 veya 4 civarındadır. O kadar fazla değil. Hemen endişe etmeyin. Burada sizin yapmanız gereken şey hani oturduğumuz yerde endişelenmek değil kesinlikle. Bakın bunu yapmayın. İlk yapacağınız şey aile hekimleri var. Onlara başvurun. Onlar sizi gastroenteroloji uzmanlarına gönderecektir zaten. Aile taramalarınızın yapılması lazım. Çok üzücü bir durum. 3 bireyde hatta 4 bireyde böyle bir kanserin ortaya çıkması çok, bu grup kanserlerin. Tabii ki çok üzücü. Yani başınız sağ olsun. Bunlar çok sıkıntılı durumlar. Ama siz bu durumda korkmayın. Araştırılmaktan korkmayın. Türkiye'deki araştırma imkanları olabilenin en üst düzeyinde. Avrupa'da, Amerika'da veya Japonya'da olanlar burada kesinlikle var. Ve lütfen en yakınızdaki gastroenteroloji uzmanına başvurun. Ve bundan dolayı başınıza bir şey geleceğinden korkmayın. Eğer ki siz taramalarınızı yaptırırsanız düzgün bir şekilde, ben size şunu söyleyeyim. Başınıza bunlardan dolayı bir şey gelmez. Gerekli incelemeler yapılırsa... İnşallah. Bu sizin ömrünüzü kısaltmaz. Bir de güzel beslensin, sağlıklı beslensin. O zaten kesinlikle o konuştuğumuz bir şey tabii ki. Nermin ablacığım, hastanesine gidiyorum, özele gidemiyorum. Eşimden kalan maaş zaten benim iki maaşım bir kiram. Bununla dikkatli beslenemiyorum. Her şey meyve sebze yiyemiyoruz. Bu yüzden de yanlış beslenmem de düzensiz oluyor. Bir de midemde reflü vardı. Tedavi gördüm. Şu an dikkat ediyorum yemelerime.
mide koruyucu doktorlar yazıyor ama ben kullanmıyorum onu. Niye? Sabah akşam yani fazla iyi olmadığını düşündüğüm için kullanmıyorum. Ama doktorun önerdiyse bence kullanmalısın Nermin ablacığım ya. Şimdi bakın yani, şu anda yani devletteki hani bunun için ekstra bir ücretlendirmeye gerek yok. Devletteki bütün merkezlerde çok iyi endoskopik incelemeler yapılıyor ve çok fazla uzağa da gün verilmiyor zaten. Siz gerekli taramalarınızı yaptırın. Bu ilaçları kullanıp kullanmamanıza doktorunuz karar versin size. Evet, ve evet. Bu konuda destek alın. Ve bu konuda gerçekten çok iyi değerli arkadaşlarımız da var devlet hastanelerinde, size yardımcı olacaklardır. Ve hiçbir endişeniz kalmayacaktır, bundan emin olun. Çünkü zaten şu anda devletin de aldığı bir karar var. 45 yaşından sonra kolonoskopik taramalar yapılmalıdır ülkemiz için. Eskiden 50 idi, bu sonra 45'e düşürüldü. Hatta daha da aşağı ineceğini düşünüyoruz zaten. Sizin taramalarınız yapılacaklardır. Ailede mide kanseri de var, mideye de bakılacaktır, kalın bağırsağı da. Karın tomografisi veya MR'ı çekilecektir. Her yönden inceleneceksiniz ve bunun için ekstra bir ücret ödemeden de bunlar zaten yapılacak. Evet. Ama sizin yapmanız gereken tabii sebze, bakın beslenmede burada paranın çok önemi yoktur. Eğer evet. ki siz batı tipi beslenirseniz, her gün et yerseniz, sosis yerseniz, işlenmiş gıda yerseniz evet. işte bu insanı kanser yapar. Özellikle pankreas kanserine yol açanlardan teki sigaradır, alkoldür, bir de aşırı et yenmesidir. Şimdi sebze ağırlıklı beslenmek de çok güç bir şey değildir. Çünkü Türk halkının bir alışkanlığı vardır Allah'tan. Çünkü biz tencere yemeği yaparız. Yani hep evet, dışarıda evet. yemeyiz. Evde yemekleri. Akdeniz tipi, Akdeniz ülkesiyiz zaten ve Akdeniz tipi evet. beslenmeyi çok kolay uygulayabiliyoruz. Çünkü her yerde sebze üretimi yapılıyor ve siz de kolayca ev yemeği yapabilirsiniz. Bunun için dediğim gibi gerçekten sebze illa meyve de değil. Meyvada çok fazla fruktoz var diye birazcık kısıtlama getiriyoruz ama lütfen ıspanak, pırasa, lahana, enginar, mercimek, bezelye bunları alın ve tencere yemeği yapın. Sen güzel ama eti azalt. Tabii şey, eti azalt. Sen çok güzel yaparsın yemeği. Ama bu eti arada azaltmak gerekiyor. Rütük açısından benim sigaranın ve alkolün sağlığa zararlı olduğunu bir kez daha altına çizmem gerekiyor. Nermin ablacığım. Sigara, alkolüm yok benim. Hiç hazır gıda tüketmiyorum. Tencere yemeklerini zaten yapıyorum. Tamam. Yoğurdu bile evde mayalıyorum ama yoğurt yiyemiyorum. Ayran ve yoğurt bende çok şişkinlik yapıyor. Olsun. Normal Türk halkında %30 da var yaklaşık olarak o. Sen kendine iyi bak, olur mu? Ve ihmal etme hocamızın da söylediği gibi. Ellerinden öpüyorum. Çok çok sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. İyi yayınlar hocama da. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam kısa bir ara verelim. Aradan tabii sonra ki. Çağla'yla yeni bir gün devam edecek efendim. Buyurun. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelirken Bursa'dan bizler için gelen ekmek şefimiz Naci Bey ve Özge Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Özge Hanım son dakikada dahil oldunuz efendim. Güzelliğiniz teşekkür ederiz. Esirgediniz. Ekmeğimiz hazır mıydı? Evet. Olmuştu. Evet. Ne ekmeğimizdi? Kastamonu siyez ekmeği efendim. Kastamonu'nun siyez ekmeğini yaptım bugün bizler için. Çok evet. çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Ederiz. Profesör Doktor Orhan Tarçın hocama verdiği kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Rica çok güzel ederim, bir yayın oldu ederim. Hocam. Yayınımızı üzücü bir haberle kapatıyoruz maalesef. Sağlık sorunları nedeniyle geçen Haziran ayında anjiyo yapılan usta oyuncu, usta tiyatro sanatçısı, gerçekten çok büyük bir ustaydı Ferhan Şensoy, maalesef 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz. Yayınımızı kapatıyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.